Galatasaray Televizyonu ekranlarına hoş geldiniz sevgili seyirciler. Taçsız kralımız, gururumuz Metin Oktay'ı ölümünün 24. yılında saygı ve sevgiyle anıyoruz. Kendisiyle ilgili, muhteşem futbolculuğu ile ilgili, karakteriyle ilgili bir program yapmayı uygun gördük. Eski takım arkadaşlarına, eski dostlarına taçsız kralı Metin Oktay'ı sorduk sevgili seyirciler. Hem futbolculuğu ile ilgili hem de karakteriyle ilgili, kişiliğiyle ilgili onlardan doneler aldık, onlardan bilgiler aldık. Şimdi programımızda Metin Oktay'ı taçsız kralı ölümünün 24. yılında saygı ve sevgiyle anarken sizleri bu güzel sözlerle, bu güzel yaklaşımlarla baş başa bırakıyoruz. İnsana her geçen gün daha artan bir sevgiyle anmak ve onu aramak o insanı bana göre ölümsüzleştirir. Dikkatimi çeken bir konu, Metin Oktay bir efsaneydi. Doğru. Metin Oktay sahada efendiliğiyle, futbolculuğuyla, bunun ötesinde de Galatasaraylık ruhuyla simgeleşmiş bir isim. Ben mutluyum. Onunla 58 yılında başlayan bir süreçte takım arkadaşlığım var. Metin Oktay çok iyi futbolcuydu fakat çok iyi de insandı. Metin Oktay'ı onun için böyle kim söylemişse, yıllar yılı onunla beraber oturan Turgay, onun için söyleyeceği tek bir laf var. Metin Oktay beyefendiydi ve Metin Oktay tamamen insandı ve herkesin hakkını rahat temsil ederdi. Şevket Taşlıca ile rahmetli bir basketbolcu arkadaşımın evine misafir etmişler, orada tanıştık. İkimiz için de aynı şey oldu. Sonuna kadar ilk günkü etkiyle biz o anda birbirimizi sevdik, yakınlaştık. Tabii ben hayatımız, spor hayatımız, futbol hayatım profesyonel olduktan sonra Metin'le geçti. Yani beraber yaşadık. Beraber seyahatlere gittik. Beraber milli takımda oynadık. Metin her zaman tekrar ettim de mütevazi bir yapısı vardı. İnsanları severdi. Ve insanlara da elinden geldiği kadar da yardım ederdi. Şimdi ben uzun müddet Metin abi, yani 5 yıl kamplarda kaldığımız vakit Metin Oktay'la beraber yatardım. Çoğunlukla. Mükemmel bir insandı, çok sevdiğim bir insandı. Çok örnek alınacak bir insandı. Yani sizin onunla anılarınız fazla olmasa bile, anlatabiliyor muyum? Milletin ona sevgisini gördükçe, ne yapıyor da bu kadar seviliyor, nasıl davranıyor da bu kadar seviliyor diye düşünmek mecburiyetinde kalırdınız yani. Ben de onun gibi davranayım, seyircime davranayım diye. Bir de o insanlığı da apayrı bir olay yani, anladın mı? O da ayrıca bir sevdiriyor, anlatabiliyor muyum? Mesela ben Galatasaray'a gelirken yaşadıklarımı Eren'e de anlattım. Evet, Galatasaray'a gelmek heyecan işi. Galatasaray'a gidiyorum, kalbim atar. Ama Metin Oktay'la beraber olacağım demek de ayrıca ikinci bir heyecan işi. Ben iyi ki Galatasaraylı olmuşum, iyi ki orada oynamışım. Ya gördüğü saygıyı anlatamam size. Yani biraz, eğer biraz derli topluysanız Metin Oktay'ı taklit etmeme şansınız yok. Nasıl böyle davranıyor? Neden bu kadar seviliyor? Herkes bu saygıyı niye gösteriyor? Yani bu saygıya Fenerbahçe taraftarı bize büyük bir sevgi göstermez. Ama Metin Oktay'ı gösterirdi. Beşiktaş gösterirdi, yani apayrı bir olaydı. Bir kere çok kaliteli, çok iyi bir insandı. Yani bir kere, yani o kadar büyük golcü olmasına rağmen, bu kadar bütün Türkiye'de taraflı tarafsız herkesin sevgisini kazanmasına rağmen hiçbir zaman böyle şımarık, ne bileyim, böyle egoları yüksek gibi davranmazdı insanlara. Mesela yolda giderken falan kim selam verse utanarak selam verirdi. Yani ben dahi bu kadar çekinmeme
rağmen, yani onun hayranı bir genç oyuncu olmama rağmen zaman zaman yani kendisiyle konuşmak isterdim. Korkardım konuşmaya. Gelirdi, evladım nasılsın falan gelip sarılır ederdi. Bir ihtiyacım var ha, bir şey mi söylemek istiyorsun falan. Yani sevilmesinin ana nedeni buydu. Hiçbir zaman insanları falan ayırmazdı. Herkes onun için birdi. Yani kendi takımı da, rakip takım da. Çok sevdi Galatasaray'ı. Kurucumuz Ali Sami Beyefendi ve ondan bugüne geçen 110 yıllık süreç içerisinde sadece Ali Samiyen ve sevgili Metin Oktay anımsanıyor ve mezarın başında tören yapılıyor. Bu anekdot çok önemli. Demek ki Metin Oktay'ın bir efsaneliği, bir krallığı tartışılmaz. Sarı'yı çok aşık olmuştu. Fakat babası zannediyorum biraz mızıldanıyordu. Pek baba, bu da pek mızıldanmak istemiyordu doğrusu. Fakat sonradan babasını Gündüz abi falan gidip ikna ettiler ve hep beraber biz İzmir'e gittik. Gündüz abi, ben, Metin Oktay, Coşkun Özarı, hatta Fazıl abi, Necmi abi. O benim abi diyorum, o da abi demesi lazım. Onlar da beraber tamamen hemen bir Galatasaray takımı bilip Oya Sarı'yı istedik. Örnek bir Rusya maçı. Galatasaray Rusya'da bir turnuvada. Oya Sarı ile evli, İzmir'in çok önemli ailelerden birinin kızı. Bunlar orada oynarlarken hanımı İzmir'de bir kulüple, adını vermek istemiyorum, İzmir'de bir kulüple anlaşıyor ve o zamanki TL değerleriyle de 200 bin lira avans alıyor. Açık söyleyin de istediğinizi. Söylemiştim, İzmir'e dönmek istiyorum. En iyisi bu. Dönmeyeceğim. Sakin ol hele, biz bize konuşalım. Getir. Topsa İzmir Spor'da oynarsın. Alacağın transfer ücretini ticarete yatırırsın. Çiftliğin ihalesini de sana vereceğiz. Gelirin üçte birini. Rahat edersin. İstikbalinden emin olursun. Sonra İzmir senin memleketin. İzmir benim canım ama her şeyimi Galatasaray'a borçluyum. Galatasaray'da kalacağım. Haklısın tabii ama biraz da menfaatini düşün. Tam 300 bin lira. Hepsi senin. Güle güle harca. Dönüyorlar buraya. Ben alanda yokum. Gazeteciler hemen hücum ediyorlar. İşte hoş geldin bilmem ne şudur budur hayırlı olsun falan. Ama neye hayırlı olsun diyor. Böyle böyle İzmir'e gidiyorsun diyorlar. Önce şaka yapıyor zannediyorlar. Bakıyorlar ciddi. Şu lafı ediyor. Ben karım Oya'yı çok severim. Ama en az onun kadar Galatasaray'ı severim dedi ve boşandı. Epey fiyat biçmişsiniz bana, teşekkür ederim. Ben satılık değilim, paranız sizin olsun. Dur! Cevap istiyorum senden. Ya ben ya Galatasaray. Galatasaray, o daha vefalı. Metin Oktay'la hemen 5-6 sene antrenmanlarda bulundum. 5-6 sene hem Galatasaray formasıyla hem milli takım formasıyla aynı takımda oldum. Metin Oktay'ın hakikaten bir Fenerbahçe maçlarında çok ciddi böyle toplar kazandığını ve o topları da öyle vurarak kaç defa artık patladığını çok iyi hatırlıyorum. Süratli deyince Metin süratli değildi. Metin ayağını topa aldığı zaman kendisine markaj yapan müdafaa oyuncusundan
beraber koşsalar, o müdafaa oyuncusu kendisinden ne kadar süratli olursa olsun Metin'in önüne geçemez. Nedeni, topu çok iyi saklardı. Sağında müdafaa yapan kişiyle gidiyorsa topu sol ayağında götürürdü. Ters tarafta olduğu zaman da sağ ayağında götürürdü. Çünkü iki ayağında da hareket halindeki topu değerlendirebilirdi. Ya illa ki duran top değil yani. Penaltı attı da kaleciler, kaleci Özcan'ın kalede toptan saklandığını bilirdi. Yani öyle de bir yapısı vardır. Ama süratli değildi. Timing'i dediğimiz yükselişteki şeyde basketbolda bir tabir vardır. Jump shot attı. Havada durursun, kalkarsın, topunu atarsın. Bu da sıçrardı. Havada dururdu, kafaya vururdu. Benim de öyle bir meziyetim vardı ama 12 daha göze çarpan bir şey. Çünkü o forvet oyuncusu. Biz bir daha fancısız, biz hamallarız. O şartlar, bu böyledir. İnanın bana mübalağa etmiyorum. Hiç kimse için söylenmez. Yaptığımız ortaları seyrederken ben Metin Oktay'ın havada böyle durduğunu, ayaklarından daha iyi sert topa vurduğunu bilirim kafayla. Altı kafa harika yükseliyor. Roştun mu nişan aldı? Gol! Gol! Metin kafayla attı! Metin kafayla attı! Bir Galatasaray Fener maçı. Ayak bileğinden çok kötü sakatlandı. Takım Pera Palas'ta kampta. Ayağını uzatarak oturacaksın diyorlar. Maç oynaması mümkün değil. Hekimlerin görüşü. Maç saati yaklaşırken oynamaya karar veriyor bu. Bir gün, iki gün evvel filan. Bir koca karı ilacı yapmaya götürüyorlar bunu. Doktorlar kesinlikle hayır dedi. İç yağ gibi bir şey ayak bileğine sarıldı. Büyük bir tampon, ayakkabı giymesi mümkün değil. Maç saatine kadar öyle oturdu. Ayakkabısının arkası kesilerek giydirildi ve özel bir bandaj yapıldı, çıktı. Birinci golü İzmirli bir kardeşimiz Bahri attı. Arkadan 4 tane gol attı o ayak. Keşke biz de bu devirin futbolcusu olsaydık. Metin'i daha bambaşka anlatabilirdin o zaman. Top belki her vuruşunda patlayabilirdi. Ya da ben vurduğum zaman patlatabilirdim. Gerçek bunlar. Ama o devirin en iyilerinden birisiydi. Müthiş de futbolcuydu. Anlatmak inanın bana inanma. Görmeyenlerin inanma şansı yok. Bir kere iki ayağınla hiç fark etmezdi. Duran top falan diye öyle yok. Topu tutacaksınız, frizik atacaksınız falan öyle bir olay yoktu. Sağdan Uğur ortalardı. Soldan sol ayağınla vururdu. Sağdan ben ortalardım. Sağ ayağınla vururdu. Hiç boşu yok yani. Mükemmeldi. Bir orijinallik. Ben hayatımda hiç lig maç oynamadım. Genç bir takımdan geldim. Aramızda 3 yaş fark var. Soyunma odasında otururken ayaklarına bakardım. Kan revan içerisinde. Yediği tekmelerden. Hiçbirinden şikayetçi olmaz. Maçtan sonra başını öne yer, efendi gibi gider. Ama Metin Oktay hiçbir zaman rakibine en ufak bir hata bir şey yapmadı. Ve her zaman da rakip takımın futbolcularını alkışladı, onları kucakladı. Mesela şöyle söyleyeyim sana ben. Metin abici o kadar büyük futbol hayatını, bu kadar sevgi seli içinde, bu kadar güzel gollerin içinde. Anladın, bir kere kırmızı kart gördü. Aynı takımda oynuyorduk biz kendisiyle. O gün aynı takımda yani kadrodaydım ben de Metin abiyle. Ondan evvel rahatlıkla kırmızı kart ve büyük ceza alması gereken bir olay da oldu. Öylesine vuruyorlardı ki, bir tanesi Avni Kalkavan olmak üzere, Kocaeli'li bir arkadaş Fenerbahçe'de oynuyor. Tamponla bitirdi maçı.
artı bir iki kişiye daha vurdu. Herkes vuruyor ama buna. Ve hakem sarı kart bile göstermedi. Düşünebilir misiniz? Mesela Yılmaz Şen vardı, Fenerbahçeli. O kadar büyük küfürler etti ki, nur içinde yatsın, o da vefat etti. Ama o kadar büyük küfürler etti ki Metin abi burasına geldi. Metin abi döndüğünde bir yumruk attı. İlk kırmızı kartı o zaman görmüştüm Metin abi. Ve merdivenlere yürüdü. Hakemin kartına gerek duymadan. Ne oldu dedin? Toplu topsuz hakemi kolluyor. Her tarafıma vuruyor. Topuğuma, bacak kemiğine, bilmem ne, her tarafıma. Ya yapma, yapma diyorum. Dönerken gene vuruyor diyor. Dayanamamış, tutmuş kravatla yere yatırmış. Çıktı gitti. Tabii burada şu da var. O zamanlar yabancı hakemler geliyordu böyle derbi maçlarına. Ondan dolayı yani yerli hakem olsaydı Metin abiyi atar mıydı? Kesin atmazdı yani. Yabancı hakem olduğu için doğal olarak yumruğu tabii aslanlar gibi çaktı. Onun için kırmızı kart görmüştü. Polonya'da Lecce ile oynuyorduk. Son dakika geldi, 1-0 mağlubuz. Bir frikik oldu. Çaprazda metodi böyle işaret etti. Ben buraya gideceğim, fake atacağım. Buraya geleceğim, topu oraya at dedi. O fake attığı anda ben de topu ayağından çıkarttım, kafayı vurdu. Maçı birbirine getirdik. Aramızda böyle diyaloglar da vardı. Yani illaki orta at, orta atmak diye bir deyim yoktu o zaman. Pas atmak vardı. Şimdi Sabri sağdan geldi, orta attı deniliyor. Pas atmak gibi bir deyim vardı. Ama şimdi şeyler çıkıyor, Metin başka bir insandı. Galatasaray tribünü eskiden İnönü Stadı'nda cumartesi, pazar, çarşamba ligleri vardı ve mahalle ligler. Galatasaray'ı çok iyi bilirler. Galatasaraylar o zaman numaralı değil, kapalı tribünün sol tarafında iki sütunun arasında Galatasaraylı vardı. Çok az. Bugün çok sayıda adı Metin olanın arkasında Metin Oktay efsanesi vardır. Onun attığı goller, onun getirdiği krallıklar, onun getirdiği şampiyonluklarla işte bugün Türkiye'de 25 milyon taraftarı olan, dünyada marka değeri 20. sırada olan dev takımların içerisinde ilkler, işte şampiyonluklar, ilk 4 yıldız, işte UEFA şampiyonluğu, işte Süper Kupa, hepsinin altında 36 tane başkanım, yönetim kurulum var. Hepsine saygı, sevgi ve teşekkür ediyorum. Ama bir Metin Oktay gibi fenomeni de hatlamadan geçmemek lazım. Remondini isminde bir antrenör geldi Türkiye'ye. Tabii her hoca gibi çok sevildi. Onu çok sevdiler. Ve Remondini bunu İtalya'da bir kulübe, Palermo'ya götürmeye karar verdi. Gitti. Harika başladı. Sonra kaybetmeye başladı yani. Kötü oynamaya başladı veya düştü. Burada sordum ben, ne oldu dedim, o kadar iyi başladı. Vadi, bu laflar şimdi Metin'i özetleyen laflar. Vadi dedi, mesela en basit bir şey, yemeğe oturuyoruz dedi. Ooo herkes saldırıyor, bilmem ne diye ben utancımdan böyle bekliyorum. Ama bu insanlar rahatsız ediyor, dedi, arkadaşlık bozuldu. Palermo'dan geri dönmeye karar verdi. Tabii alacaklarının çoğunu bırakarak, Bermuda özelliğidir. Sen yaşattın, bir devir senle doğdu. Emsalsiz goller attın, sana aşık Türk futbolu. Bir devir sen yaşattın, bir devir senle doğdu. Emsalsiz goller attın, sana aşık Türk futbolu. Kırallar feda, bu son maç son hatıra. Metin sana elveda, sana gönülden sevgi, sana kırallar feda.
son maç, son hatıra. Metin sana elveda. Sahadan çıkıyor omuzlarda, tiyatroya gidiyor, gidemez zaten, sinemaya gidiyor, devamlı omuzlarda gezen bir adam yani Metin abi. Şimdi bu da herhalde kendine sıkıntı mı veriyordu artık bilmiyorum. Yani o kadar, ya bir insan bu kadar yıldız olmuyor, bu kadar mütevazı, bu kadar alçak gönüllü olmaz ya. Ben hayretle izlerdim yani onu. Ya nasıl yapar diyordum yani, bu kadar alçak, herkese sarılır, öper. Öyle bir bakışı var, demin de şey anlattım. Bir bakışı falan vardı. Suratından hani hata mı yaptın, yapmadın mı? Surat bakış şeklinden anlardın ya. Aynı şeyde şeyde vardı bizim. Coşkun Özer'in hocamla da vardı aynı şey. O da öyleydi. Yani milli takımda bana şöyle bir bakardı. Geriye dönüp kendi hatanı kendin bulurdu. Anladın mı? Ondan sonra o hatayı bir daha yapmazdı falan. Yani Metin abi öyle bir bakış şekli vardı Metin abinin. Mesela Metin abi o kadar enteresan yürüyüşü vardı ki ben ona aylarca çalıştım. Metin abi gibi o kadar hayrandım ki onun gibi yürürdüm. Tabii dolayısıyla onun önünde tabii yürümüyorum. Hiç unutmuyorum. Ergün Acınar abim var. Nur içinde yapsın. Biz de kimden bahsedecek? Hepsi vefat etmiş. Sıra bize geldi herhalde. Bilmiyorum. mesela Talat abi falan diyor. Gökmen yürüsene falan diyor. Ya yapmayın abi falan derdim. Ya, Metin abi en sonunda burama geldi. Metin abi, ya ne yapıyorsunuz oğlum dedi, benim arkamdan dolap mı çeviriyorsunuz? Yok dedim Metin abi ya. Nedir diyor abi, abileri ne diyor falan. Yok ben sizin çok hayranınız olduğum için sizin yürüme taklidinizi yapıyorum ondan, yap bakayım falan dedi. Yürüdüm falan, ya aynı dedi, birebir falan demişti. İsterseniz sonra yürürüm. Şöyle onun bir yürüyüş şekli var böyle. O Palermo formasına mı çıktı? Galatasaray'la Palermo'yu mu oynattı nedir? Yani Galatasaray'la Palermo oynuyor Dolmabahçe'de. Kapıların kırıldığını anlatırlar bana kalabalıktan. Fakat Metin oradan dönüyor diye kulüpte bir hareket oldu yönetim seviyesindeki insanlar arasında. Ya şimdi bu geliyor. Biz buna kaç para vereceğiz ya? Bu herhalde kötü. Ama yani almaya korkuyorlar karar vermeye. Rahmetli bir arkadaşımız da bunu yakaladı ve para toplamaya başladı aramızda. Tabii cil gibi adam. Geldi havayı hemen hissetti. Olayda ben varım. Hasnun Galip sokağında, girişte solda Gündüz Kılıç'ın rahmetlinin bir menajer odası var. Oraya noter, bilmem ne, defter, mukavele işleri bilmem ne hepsi kondu. Tak tak o klasik yürüyüşünden geldi. Merhaba abiler dedi bilmem ne. Girdi odaya, imza yerine oturdu, tık 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 boşu imzaladı, hayırlı olsun dedi ve gitti. Pozisyona girdi Fakat Ericio, Metin gol pozisyonda, 54. dakika çekti topu vurdu ve gol! 54. dakikada çekti topu sol tarafa Metin ve gol kralı Metin Oktay, seyredelim gol kralı Metin Oktay, böylece golü kaydırdı. Altı pas inecek, kaleci hani yumruğa fırladı, ters yumruk sağa şükür, Yılmaz bir kemer çevirdi kaleciye. Çok çok iyiydi, hepsinin iyiydi. Espriler atardı, yani öyle şey yoktu. Tepeden bakan bir kişi değildi. Yani mütevaziydi. Hatta bir aralık takım kaptanı ben olmuştum. Bir nedenle gerek Turgay, gerek Metin'in önünde çıkıyordum. Ama hiçbir zaman biz onun kaptanı, çünkü benden bir sene kıdemliydi o. 1,5 sene benden kıdemliydi. 1,5 sene kıdemli olması demek bir imtiyazdır Galatasaray Kulübü'nde. O Metin Oktay'ın efendiliğini, yeni insanlara sahip çıkmasını hiçbir zaman unutmadım. Siyasi yaşamımda da, Galatasaray'da da hep yeni insanlara, yeni yüzlere ve de özellikle gençlere kıymet vermemin anahtarı rahmetli Metin Oktay'dır. Ondan öyle gördüm.
Hata yapmadım, çok hata yaptım. Hiçlik maç oynamamışım, bildim, geldim Galatasaray takımında. Kadir Aytaç gibi bir fenomenin yerine oynuyorsun. Yanında İsvender var, Suat var, Metin Vay, Kalide Turgay var, Coşkun var. Efsane bir takım. O takımın içinde daha sakalı bıyığı tütmemiş bir adamın oynuyorsunuz, hata yapmam. Doğal hata yapıyorum. Ama bir gün sen şunu yaptın, sen bunu yaptın şeklinde bir eleştirisi söz konusu olmadı. Toplar pek mahzun kaldı, boynu bükük sahalar. Bir kral taht bıraktı, yırtılmayacak ağlar. Toplar pek mahzun kaldı, boynu bükük sahalar. Bir kral taht bıraktı, yırtılmayacak ağlar. Sana gönülden sevgi, sana krallar feda. Bu son maç, son hatıra. Metin sana elveda. Sana gönülden sevgi, sana krallar feda. Bu son maç, son hatıra. Metin sana elveda. Tanrılar ne ya? Ya durun çocuklar falan, alacak omuzlara falan ya, inanamazsınız. Yani bunu kelimelerle anlatmak çok zor yani. O kadar hayranım var ki, taraflı tarafsız herkes severdi. Öyle bir oyuncuydu. Yani kimseyi kırmaz etmez, sahada öyle abuk subuk hareket, sinirli hareket falan yok. Belediye başkanlığım sırasında sabahları haftada 3 gün ben idman yapardım. Orada rahmetli Muzaffer Bozok'la karşılaşırdık üçümüz. Otururuz, sohbet ederiz. Çok alçak gönüllü. Halktan geldiği buram buram belli olan bir kişi. Gene bir kere Oyasarı'yla buluşmaya giderken önünde bir kamyon stop etmiş köprüden geçerken. Tabii karşı tarafa gitmek için köprüden de geçmek lazım. Köprüde stop etmiş. Tabii ki Metin de frene basınca epey bir 80-90 kilometre giderken
köprünün oradaki köşeye arabanın altına girdi. Girmiş. Hep beraber koştuk ama ne yazık ki kurtaramadık. 1989-94'te ben Kadıköy Belediye Başkanı'ydım. Ve Metin Oktay'ın aramızdan ayrılmasının şanssızlığını yaşadım. Türkiye'de ilk kez Metin Oktay'ın heykelini diken bir belediye başkanı. Ve o heykelin açılışında ebedi ve ezeli rakiplerimiz olan bir takım ile açılışması yaptık. Ve de Metin Oktay'ın heykeli bugün Kalamış'ta Fener Antrenman sahasının hemen hemen yanında bizim Kalkedon tesislerimizin sportif bölümünde bulunuyor. Hoşuma giden bir taraf da şu, Metin Oktay'ı Fenerbahçeliler de seviyor, Beşiktaşlılar da seviyor, Efendiliğini seviyor. Yani ağları yırtmasını, gol kralı olmasını senelerce bir yana, o sahadaki duruşu, efendiliği, onlarda apayrı bir sevgi, apayrı bir saygı ve Metin Oktay'a karşı bir ölümsüzlük sebebi oluyor. Metin Oktay yaşıyor gibi hareket ediyoruz. Nasıl bugün siz Metin Oktay hayattaymış gibi hareket ettiniz? Sizi yürekten kutlarım ve hepinizin, özellikle o küçük evladın yanaklarından öperim. Bu sene 24. yılında beraber olacağız. 24 yıl bir asrın dörtte biri. Bir insanı her geçen gün alması, bu sevenlerin artması dikkat çekici. Ben annem ve babam kadar bir Metin Oktay'ı 13 Eylül'de anmayı, onunla beraber olmayı bir görev kabul ederim. Eski dostlarından, eski takım arkadaşlarından böyle güzel sözler duymak, böyle güzel yad edilmek ne kadar güzel bir duygu değil mi sevgili seyirciler? Bizler taçsız kral Metin Oktay'ı ölümünün 24. yılında olduğu gibi bundan sonraki yıllarda da canı gönülden anmaya, kendisini yad etmeye devam edeceğiz. Galatasaray televizyon ekranlarından ayrılmayın sevgili seyirciler.